Hayırlı akşamlar Koca Akşamlı kardeşlerim. Bu akşam süpersiniz. Sizleri böyle görünce bizim de heyecanımız, çalışmamız artıyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu akşam Koca Akşamlı çıkartma yapmak vardı. Sizlere verdiği değeri göstermek için İl Başkan Vekilimiz, Büyükşehir Başkanımız, Belediye Başkanlarımız hep birlikte sizlere beraber olmak istiyorlar. İlgi, alaka ve teveccühe teşekkür ediyorum. Şimdi sözü çok uzatmadan mikrofonu kendine veriyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dualarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Özlemişiz biz sizi. Siz bizi özlediniz mi? Eyvallah. Allah razı olsun. Evet değerli Koca Akşamlılar. Tekrar önemli bir seçime geliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki her seçimde bunu diyorsunuz. Değil mi? Her seçimde bu seçim önemli diyoruz. Ama artık hakikaten önemli, önemli diyerek bu seçim hepsinden çok önemli. Neden önemli? Şimdi ben dün Teknofest'e gittim. Teknofest'te o milli gururumuz, o uçakları gördüm. Milli gururumuz SİHA'ları gördüm. İHA'ları gördüm. Dedim ki bu millet bu milliyetçiliğinden vazgeçer mi? Geçmeyeceğiz. Oradan dedim ki şu Taksim'de cami yapılmış bir onu gezelim dedim. Yani o kadar muhteşem bir cami yapılmış ki harika. Oradan bir baktım karşı tarafa Çamlıca Camii. Oradan Ayasofya'ya gittim. Ayasofya hakikaten ülkenin değil tüm Müslüman coğrafyası için önemli bir adımdır. Onu da gördüm. Şimdi şunu da soruyorum. Biz Müslümanlığımızdan vazgeçeceğiz mi? Ama 14 Mayıs'ta geliyor. 14 Mayıs'ta ne yapıyoruz? Müslümanlığımıza sahip çıkmak için, milliyetçiliğimize sahip çıkmak için, halkımıza sahip çıkmak için, 20 yıldır bizi iktidara taşıyan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için ne yapıyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz. Tabii yanımızda çok değerli vekillerimiz var. Şimdi onlar da konuşma yapacaklar. Ben şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Efendim cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel gecede bizlerle olduğunuz için, bizleri şereflendirdiğiniz için, bizleri mutlu ettiğiniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben gencecik bir kardeşiniz olarak 10 yıllık AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'nda çalışmış, sonrasında Ankara'da Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında görev yapmış, hem teşkilatı bilen, hem Balıkesir'i bilen, hem Ankara'yı bilen bir kardeşinizim. Bana sahip çıktığınız için, burada bizimle beraber olduğunuz için tekrar ve tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gençlik olarak biz ne görüyoruz, ne anlıyoruz? Biz Türkiye'yi nereye götürmemiz gerektiğiyle alakalı neler söylememiz gerekiyor? Biraz şimdi onlara değinmek istiyorum. Sevgili Koca Avşarlılar, bakın Ukrayna'da, Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin en büyük askeri mühimmatı yapılıyor. Yunan adaları silahlandırılmış durumda. Kıbrıs Rum kesiminin ambargosu kaldırılmış durumda ve bazı kişilerin de desteklediği, bazı kişilerin desteklemeye çalıştığı gibi Suriye'de ve Irak'ta bir PYD terör devleti kurulma aşamasındalar, kurulmaya çalışılıyor. Bir ateş çemberi var Türkiye'nin etrafında. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının dirayetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna bir dur demek için 20 yıldır canhıraş bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle çalışıyor. Biz gençlik olarak ona ne kadar çok destek çıkabilirsek, biz gençler olarak bu oyunun ne kadar farkında olup daha güçlü durabilirsek yarınlarımız hem kardeşlerimiz için hem çocuklarımız için daha müreffeh olacaktır. Ve ben buradan bütün Koca Avşar'a sesleniyorum. Bakın karşımızda farklı bir odak var. Yıllarca Madımak katili dediği adamı yanlarına aldılar. Türkiye'nin en çapsız başbakanı dedikleri adamı yanlarına aldılar.
devleti peşkeş çekti, özelleştirme yaptı dedikleri, hırsız dedikleri adamı yanlarına aldılar. Yetmedi, iki tane belediye başkan yardımcısını da yanlarına aldılar. Bir de HDP en son destek açıklaması yaptı. Hepsi bir torbaya girdi, karşımıza geldi. Ben bunlarla arama kıpkırmızı bir çizgi çekiyorum. Türk bayrağıyla, İstiklal Marşı'yla, derdi olanlarla arama kıpkırmızı bir çizgi çekiyorum. Ve bütün Kocaavşar'ı da bu çizginin bu tarafına davet ediyorum. Benimle misiniz? Benimle misiniz? Allah sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleten selamünaleyküm. Burada bir pankart gördüm. Kocaavşar Sayın İsmail Okul'un ikinci köyü diye. Evet, Kocaavşar bizim gönlümüzde bir başka yeri var. Özellikle bu bahar akşamında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, coşkuyla bu meydanı doldurup bizleri muhabbetle karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah inşallah bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi, muhabbetimizi 14 Mayıs'ta zaferle taşlandıracaktır. Bu akşam burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey, Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orhan Bey, İl Başkan Vekilimiz, Karesi İlçe Başkanımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımızla birlikte sizlere geldik. Sizlerin arasında olmaktan son derece mutluyuz. Bu akşam yine sizin içinizden sizin evladınız, hepimizin gurur duyduğu kıymetli vekilimiz Adil Çelik özel durumu dolayısıyla gelemedi. Ama özellikle selamlarını iletmemi ifade etti. Ben bu vesileyle Adil Çelik vekilimizin Kocaavşar'ımıza selamlarını iletiyorum. Muhterem Kocaavşarlılar, dün olduğu gibi bugün de bizi muhabbetle karşıladınız. Hep bizlere destek verdiniz. Sizler Allah razı olsun. Peki neler oldu şu son birkaç yılda? Maalesef bir korona diye hepimizi evlere hapseden bir salgın hastalık bütün dünyayı sardı. Arkasından kardeşim milletvekilimiz olacak inşallah Ali Taylan Öztaylan bahsetti, Ukrayna Savaşı oldu. Bunlar bütün dünyanın dengesini bozdu, ekonomiyi alt üst etti. Tam Türkiye'de ekonomi kontrol altına alındı derken dünya tarihinin gördüğü en büyük felaket yaşandı. Maalesef birçok Afrika ülkesi, Avrupa ülkesinden daha büyük bir geniş alanda, coğrafyada, ta Adıyaman'dan Hatay'a kadar birçok şehrimiz yerle bir oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İşte bu deprem sonrasında ekonomide de gerçekten hepimizi üzen bir takım dalgalanmalar yaşandı. Ama Türk milleti büyük bir millet. Zor günlerde kenetlenmesini biliyor. İşte bu deprem sonrasında da devlet, millet tek yürek oldu. Bu yaraları sarmaya çalışıyor. Yine inanıyorum ki sizlerin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız bu ekonomideki dalgalanmaları en kısa sürede düzeltecek. Ama ekonomiden daha önemli olaylar var. Malumunuz biliyorsunuz Türkiye savunma sanayinde çok büyük hamleler yaptı. İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere birçok alanda Türk ordusunun, Mehmetçiğinin elini güçlendirdi. Bu sayede Azerbaycan toprakları 29 yıl sonra işgalden kurtuldu. Önceden karakollarımız basılıp yakılıyordu. Ama biz şehitlerimizi almaya ertesi gün güneş doğduktan sonra gidebiliyorduk. Artık bugün bırakın Türkiye'de
Irak'ta, Suriye'de, kısacası nerede olursa olsun Türk askerine, devletine, Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlerin beyinlerini işte bu savunma sarayındaki yapılan İHA'lar, SİHA'lar ve birçok gelişmiş teknolojik altyapılar sayesinde onları imha ediyoruz. İşte bundan Amerika rahatsız oluyor. Bundan PKK rahatsız oluyor. Bundan PKK'nın siyasi uzantısı HADEP rahatsız oluyor. Bunların rahatsız olmasını anlıyoruz da maalesef Millet İttifakı'nın içerisindeki adına millet gelmesine rağmen parti genel başkanları da bunlardan rahatsızlık duyuyor. Davutoğlu İHA'lara, Babacan İHA'lara, SİHA'lara dokunacağım diyor. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu özellik vaat ediyor. Efendim hızlarını alamıyorlar. HADEP'ten daha hızlı, daha öteye geçerek özelliğin ötesinde eyalet vaat ediyorlar. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dedelerimizin, atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin kanları ve canlarıyla kuruldu. Atatürk bilmiyor muydu? Özellik veremez miydi? Eyalet ilan edemez miydi? Kılıçdaroğlu sen kim oluyorsun? Millet İttifakı sen kim oluyorsun? Siz Atatürk'e, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşman kesildiğinizde bizim haberimiz mi yok? Buradan uyarıyoruz. Millet İttifakı'nı uyarıyoruz. Atatürk'ün kurduğu şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde özelliğe, eyalete, Cumhur İttifakı ve Türk milleti Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asla geçit vermeyecek. Bizim analarımız çocuklarının şehit olacağını bile bile saçını kına yalayarak, parmağına kına yakarak ya şehit ya gazi ol diyerek bu devlete, millete kurban adamış. Biz aç kalırız, susuz kalırız ama Türk milleti vatansız kalamaz. İşte Millet İttifakı'nın bu oyununu bugün Kocaavşar'da bozulduğunu görüyoruz. Kocaavşar kararını vermiş. Kocaavşar Cumhur İttifakı diyor. Kocaavşar AK Parti diyor. Kocaavşar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Allah razı olsun. Kocaavşar gibi Türkiye'de reisinin yanında bugün buradaki kalabalık, bu meydanı dolduranlar Sayın Meral Akşener'in miting alanından daha fazla. Ama o bu yolu tercih etti. Kimi tercih etti? Özellik diyenlerle, eyalet diyenlerle yol arkadaşlarını satıp bir olursan işte Kuvayi Milliye Meydanı Balıkesir'de sizi böyle yüzüstü bırakırlar. Yoldaşlarınız bölücüler olursa o meydanlar bomboş kalır. Biz partisi ne olursa olsun, inancı, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonu kucaklıyoruz. Bizim ölçümüz belli. Ay yıldızı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyan, İstiklal Marşı'nı benim marşım diyen herkesi kucaklıyoruz. Bizde ayrım gayrım yok. Sadece biz Amerika'nın talimatlarıyla hareket eden ve HADEP'in isteklerine esir olan Millet İttifakı'nın bu gaflet ve delalet uykusundan, ihanet çizgisinden dönmesini bekliyoruz. Aksi takdirde 14 Mayıs'ta bu millet onlara haddini bildirecek, gereken cevabı verecek. Biz Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenlerle,
2007'deki darbelerin planlayıcısı, Soros vakıflarının Türkiye'deki işbirlikçisi Osman Kavala'yı hapisten çıkaracağım diyenlerle, Mehmetçiğe kurşun sıkan hain PKK'lılara af vaat eden Kılıçdaroğlu'yla ve Millet İttifakı'yla yollarımızı kesin olarak ayırdık. Millet böyle istiyor çünkü. Biz de işte bundan sonra sizlerden aldığımız destekle, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeni yüzyılda en güçlü, en kuvvetli devlet haline getireceğiz. Bunun için işte Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve onların içerideki uzantıları Cumhur İttifakı'nı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diyor. Ama görüyorum ki şu meydanda erkekten daha fazla kadın var. Şu meydanda daha fazla genç var. Kadınların arkasında durduğunu Allah'ın izniyle hiç kimse yıkamaz. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta bir 5 yıl daha Sayın Cumhurbaşkanımız seçildiğinde yeni yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bölgesinde oyunları bozan, oyun kuran değil, dünyada sözü dinlenen lider bir ülke olacak. Bu lider ülkenin de lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben Kocaavcılar'dan gelen bu gül sesi Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağına inanıyorum. Bu duygularla şimdiden verdiğiniz destek için Recep Tayyip Erdoğan neden Amerika'ya rağmen, Avrupa Birliği'ne rağmen, bunların desteklediği PKK'ya rağmen, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye rağmen, HDP'nin esir aldığı Millet İttifakı'na rağmen Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Hepinize muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızda helal edin. Sağ olun, var olun. Akşamlar diliyorum. Kıymetli Yetkin'in Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kalesi Belediye Başkanımız, Kalesi İlçe Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Kazılı Teşkilatımızın tüm mensupları ve saygıdeğer Kocaavcılar, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. İl Başkanımızın selam ve hürmetlerini iletiyorum. Ben konuşmama farklı bir şeyle başlamak istiyorum eğer uygun görürseniz. Şimdi bizim bu yeni parti şarkımız çok güzel. Ama sözlerini henüz ezberleyemedim. Bu yanlışa yanlış, doğruya doğruya burada eğer müsaadeniz olursa sesimin el verdiği kadar beraber seslendirmeye gayret edeceğiz. Sonrasında da bunun paralelinde buralara nasıl geldik ve bu sözler nereden icap etti? Belki bunun hakkında bir iki yorum yapabiliriz. Yanlışa yanlış de, doğruya doğru, neyse onu söyle. Doğruya doğru, eğmedik bükmedik. Doğruya doğru, asla diz çökmedik. Doğruya doğru, neler gördük neler. Doğruya doğru, değişti dengeler. Doğruya doğru, asla feshetmedik. Doğruya doğru,
hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış de. Doğruya doğru, eğmedik bükmedik. Doğruya doğru, asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Evet, şimdi tabii bu devam ediyor ama bu kadarla kifayet edelim. Tabii bu günlere kolay gelmedi. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz önce Davos'ta one minute dedi ve bütün dünyada zalimin karşısında hakkın söylediğini söyledi. Sonra yetmedi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dedi ki dünya beşten büyüktür. Bakın bu sözler öyle sıradan söylenmiş sözler değildir ha. Bu bütün bir ümmetin yol haritasını olacak sözlerdir. Bunlar çok önemlidir. Sonrasında Cumhurbaşkanımız tabi bunları söylerken biz bu günlere mesela 2008'de partimiz hakkında kapatma davası açıldı. Yetmedi, 27 Nisan muhtırası verildi. Yetmedi, 15 Temmuz darbesi yapıldı. Ama bunların hiçbirisine Cumhurbaşkanımız yılmadı, hep doğruyu söyledi, yanlışa yanlış dedi. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız ders şudur arkadaşlar, kıymetli misafirlerimiz. Doğru mutlak bir tanedir ve biz o mutlak doğruyla bir olmak zorundayız. Bunu yaparsak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmiş olacağız. Sözlerimi uzatmadan, Koca Afşar her zaman bizimle beraber oldu. İnşallah 14 Mayıs'ta da Koca Afşar sandıkları patlayacak, buna inanıyoruz. Bunun için diyoruz ki bir olacağız. Beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan hayırlı bir neticeyle ayrılacağımıza inanıyorum. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Seçimden seçime mi geliyorsunuz diye soruyorlar. Bu sefer seçim için geldik. Seçim için geldik. Bu seçim 14 Mayıs'ta partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bugün Savaştepe'de Söyücek köyüne gittik. Dedim Tayyip Erdoğan'a destek tamam mı? Adam şöyle bir geri çekildi. Başkanım dedi, benim oğlum polis dedi. Şırnak'ta. Eğer bunlar kazansın istifa etsin geri gelsin diyeceğim dedi. Neden abi, hayırdır dedim. Ya dedi, biz Türkiye bütün kalsın. Türkiye Atatürk'ün kurduğu misaki milli sınırları içerisinde kalsın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet değerlerine sahip çıksın diye uğraşıyoruz. Biri PKK'lıyı ben destekleyeceğim diyor. Öbürü Türkiye'yi böleceğim diyor. Öbürü İHA'yı öyle yapacağım diyor. Benim oğlum onlar için orada o mücadeleyi mi verecek diyor. Yani baktığınız zaman birileri Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini boyamış. Ve ne olursa olsun Tayyip Erdoğan gitsin, ülke federasyonlara bölünmüş, PKK'lılara taviz verilmiş, orada bizim gençlerimiz şehit olacakmış. Hiç kafalarında bir şey yok. Burada askerler orada sınıra gidiyor. Niye? Vatan için ölmek şehit olmak demek. Ama birileri de hem Kuvayi Milliye şehrinde yaşayacağız hem de bu işlere gözümüzü kapatacağız. Açık açık aynen diyorlar mı? Öcalan'ı serbest bırakacağız diyorlar mı? Diyorlar mı? Ve onu serbest bıraktıktan sonra bebek katili, asker katili, bir yapının başındaki adam, biz başka bir yapı kuracağız, ülkeyi böleceğiz diyen adamı serbest bırakacağız diyorlar. Daha gerisini konuşmayacağız. Zaten artık siyaset değil. Ekonomi, eğitim, sağlık, hiç kimse bunları konuşmuyor. Konuştukları şey Türkiye'nin kazanımları. Bölelim mi, bölmeyelim mi tartışması yapılıyor. Ben buraya bir belediye başkanı olarak İşte Koca Avşar'a sulama getirdik, kapalı sulama. Fabrika açtık, bak gençler çalışıyor. Yollarını yaptık, işte burada
mesire alanı yaptık. Bunları yapmayı planlıyoruz demeye gelmedim. Eğer vicdanınız varsa ve bu işleri anlıyorsanız, basiretliyseniz yapacak iş şu. Sadece kendi oyunuzdan mesul değilsiniz. Önceden tüfekle yaptığınız işi rey alarak, oy alarak yapmak lazım. Buradan Kuvayi Milliye Şehri Kocaavşar'dan birçok şehidin olduğu şehirden bu işi görmemek mümkün değil. Herkesi ikna etmemiz lazım. Yani Balıkesir'de Tayyip Erdoğan'a desteğin tam olması lazım. Çünkü o topunuz gelin dediği kişiler PYD, PKK, GPI hepsi var. Şimdi diğerleri sen git de biz kendi aramızda anlaşırız diyor. Öyle yağma yok. Bir gün ev arkadaşlarımla beraber kalıyoruz. Bir tanesi uyanmakta zorlanıyor. Tansu kalk hadi gideceğiz. Tamam kalkıyorum diyor. Dönüyorum dişimi fırçalıyorum geliyorum hala yatıyor. Tansu kalk. Tamam kalkacağız. Bir gün çok sarsmışım böyle. Hadi Tansu kalk gidiyoruz dedim. O kadar mı geç kaldık dedi. Şimdi bu iş hizmet seçimi değil. Bu iş TOG'u yapan, İHA'yı CIA'yı yapan, bütün teröristleri sınırın dışında bırakan, artık dağlarda terörist yerine petrol aranan hale getiren Tayyip Erdoğan gibi milli bir liderle artık Artık bir şeyleri yaparken eksik olabilir. Zamanlama hatası olabilir. İşlerde yapılırken kusurlar olabilir. Çok kalabalık. Babayla oğul, kocayla eşi, ablayla kardeş aynı olmuyor. Mutlaka sistemde arız olabilir. Ama Allah şahittir. Tayyip Erdoğan gece gündüz çalışıp bu memleketin onurunu, bayrağını yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Politikalarını beğenmiyor olabilirsiniz. Onun karşısındaki insanlar Tayyip Erdoğan gitsin derken koltuk derdinde değil, Türkiye'yi bölmek derdinde olan insanlara yardakçılık yapıyorlar. Bu net. Çünkü eğitimde şunu yapacağız diyen yok. Biz sen bu kadar yol yaptın biz 5 katını yapardık diyen yok. Biz tarımı şöyle destekleyeceğiz diyen yok. Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Diploması yok diyorlar. Yeter artık 21 yıldır aynı adam. Ya şimdi burada da belirli yaşlı insanlar var. Ben Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanıyım. 9 yıldır da siyaset yapıyorum. 25 yıldır da ticaret yapıyorum. 23 yıldır da kocayım. Eğer eşim bana sen 23 yıldır kocasın, yeter artık derse bu iş biter değil mi? Veya devlet bana derse sen 25 yıldır ticaret yapıyorsun, bırak derse. İnsanların kendini sağlıklı ve verimli hissettiği yerde daha çok üretir. Yani 10 yıllık evli kadınla 20 yıllık kadın yemeği daha farklı yapar. Daha lezzetli yapar. Başka şeyler yapar. Cumhurbaşkanının daha bu millete vereceği çok iş var. Niye? Eski kafalı değil. Hepimizi zorluyor. Köprü yapın, uzaya uydu atın, gemi yapın, savaş gemisi yapın, İHA yapın. Sürekli sistemi güncelliyor. Hasılı şunu söyleyip bitirmek lazım. Bu seçim biz gibi olanlarla bizi birbirimize katmak isteyenlerin seçimi. Ama Balıkesir'den milletvekili rakip partilerde adaylar var. Diyorlar ki Atatürk öldü, Türkiye bozuldu mu? Yani kurucusu vefat etti, Türkiye bozuldu mu? Atatürk'ün zamanında yani 1920 ile 38 arası demir ağlarla örüldü. Fabrikalar yapıldı. Ondan sonraki negahat döneminde ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Var olan mesela Çanakkale Savaşı'nda en büyük ihtiyaç uçak olduğu anlaşılmış. En büyük ihtiyacın araba olduğu anlaşılmış. Hemen bunların fabrikaları kurulmuş. Ama ne zaman kapatılmış? 1938'de Atatürk vefat ettikten sonra siz üretmeyin, ben şu iş adamına bunları vereyim, o piyasaya satsın, birbirine birleştirsin,
Ama benim teknolojimi, benim mühendisimin yaptığı patentli işi kullansın, satsın, o zengin olsun. Ama Türkiye'de kendi lisanslı motor olmasın, uçak olmasın demişler. Başarmışlar mı? Başarmışlar. Kimi? Turgut Özal'ın söylediği gibi. Bu ülkede satın alınabilecek çok adam olduğu sürece ülkeyi yukarıya kaldırmak mümkün değil. Ama Tayyip Erdoğan satın alınacak adamların hepsini bir listeye çıkardı, adları belli oldu ve hepsi bir taraf oldu. Tek başına hepsinin karşısında duruyor. Cumhur İttifakı'nda Devlet Bahçeli devlet gibi davranıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarına sahip olmak için duruyor. Biz İsmail abimle ikimiz meslektaşız, öğretmeniz. Çok zorlu seçimler karşılıklı geçirdik. Ama hiçbir zaman hukukumuzu zedeleyecek bir şey olmadı. Bugün ikimiz aynı yerdeyiz. Niye? Çünkü bu hizmet yarışı değil, bir bütünlük yarışı. İsmail abi doğru yerde, doğru zamanda olmayı bilen Türk milliyetçisi, hemşeri milliyetçisi, gerçek bir siyasi, Allah razı olsun. Beraber, memlekete beraber izledik. Koca Avşar'da da bütünleşme istiyor. Yani fire istemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde reisi cumhurdan başkasına oy atmak Huay Milliye şehrine yakışmaz. Milletvekillerine bakın, biz hepimiz yerli ve milliyiz. Diğere bakın, partileri. Yani öyle bir toplama bir milletvekili var ki ne anası burada ölmüş ne dedesi burada olmuş. Siyaset Türkiye'nin her yerinde yapmak hak. Ama yani birinci sıra milletvekili de yerli ve milli olması lazım. Bir bakın listelere. Ben daha uzatmak istemiyorum. Koca Avşar Cumhur İttifakı'nı hep destekledi. Hep destekledi. Herkes kendi oyundan mesul. Ama bu seçimde etrafınıza şöyle bir bakın. Baktığınız insanlara da bu reisi cumhuru Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek çok önemli. O kadar mı geç kaldık diye soranlara, evet bu iş o kadar önemli. Reyini ver geç değil, memleketin yaşadığı bu yüzyıldaki en önemli seçim. Çünkü hepsi toplandı, hepsinin maskesi çıktı. Bir tane bir taraf kaldı. Biz Allah'a hamd olsun bu seçimi Cumhurbaşkanı'nın kazanacağından şüphemiz yok. Ama Koca Avşar tarafını tam belli etmesini istiyor. Tam belli etsin. Desin ki biz Kuvayi Milliye şehriyiz. Memleketimizi çok seviyoruz. Bölücüye, böldürmek isteyene, alet olana izin vermeyiz, yol vermeyiz der. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Reis Cumhurumuza Tayyip Erdoğan'a çok uzun ömür versin.